Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Yunus Emre İnstitutu, Azərbaycan Aşıqlar Birliği, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə əməkdaşlığı ilə Ustadlara Sayğı Gecəsi adlı konsert proqramı təqdim olundu. Konsert proqramında Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral, Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların nümayəndələri, millət vəkilləri, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri iştirak edirdilər. Konsertdə Türkiyəli solist Armağan Elçinin ifası alqışlarla qarşılandı. Sonra əməkdar artist Elnarə Abdullayeva çıxış etdi. Armağan Elçi ilə Elnarə Abdullayevanın səhnədə birlikdə yer almaları hamının ürəyincə oldu. Konsert proqramının sonunda Türkiyənin Azərbaycandakı səfri Erkan Özoral plaketlər təqdim etdi. Yunus Emre İnstitutunun rəhbəri İbrahim Yıldırım Kanal 13-ün suallarını cavablandırdı. Biz Azərbaycan ve Türkiyə binlərcə yıllık geçmiş olan iki kardeş halk, iki kardeş cumhuriyetiz. Dolayısıyla bizim çok ortak değerimiz var. Müzik de bunlardan bir tanesi, aşıklık geleneği bunlardan bir tanesi. Binlerce yıldan beri yaşayıp gelen, bugüne kadar ulaştırılmış olan bir gelenek. Siz de Azerbaycan Aşıklar Birliği, orada biliyorsunuz Muharrem Bey var. Onunla birlikte biz kendisiyle konuştuk, projemizi olgunlaştırdık. Ve binlerce yıllık geleneği bugüne taşıyan üstadları anmak için bir gece düzenledik. O manada Türkiye'den de çok değerli bir sanatçımız geldi. Ve Azerbaycan'da da Elnara Hanım, sizin çok popüler bir şarkıcınız, sanatçınız. İnşallah bugün bu salonda, işte gördüğünüz gibi çok güzel bir salonda var, doldu. Yani entelektüellerimiz, ziyalılarımız da şu an salondalar. O anlamda ben iki kardeş cumhuriyet arasında bir müzik köprüsü, bir kültürel köprü kurduğumuz için çok mutluyum. Çok kendimi bahtiyar hissediyorum. Sizlere de minnettarız, geldiniz. Bunu kamuya duyuruyorsunuz, halka duyuruyorsunuz. İnşallah Azerbaycan ve Türkiye dostluğu ilebet yaşasın. İbrahim Bey, karşıda hayata geçirecekleri lahiyeler, tedbirler barede de Kanal 13'e danıştı. Yunus Emre Enstitüsü bugün dünyada 46 ülkede var. 7 yıllık bir geçmişimiz var ama hakikaten çok hızlı büyüdük. Maksadımız kültürümüzü tanıtmak, yani mutfağımızdan, sinemamızdan, müziğimizden örnekler sunmak. Bu anlamda inşallah Ocak ayı içerisinde yine Kültür Bakanımızla beraber, sizin bakanlığınızla birlikte Hazar'da Aşkın Sesi diye bir şiir gecesi yapmak istiyoruz. Yani şu güzel güzel şiirler okunacak. Bu programın şiir versiyonunu düşünün. Ondan sonra arkasından Nevruz var, edebiyat üzerine faaliyetlerimiz var. Hatta ben daha yakın olanı söyleyeyim. 21 Aralık tarihinde Bakü'de Türk Dünyası Geleneksel Kadın Kıyafetleri defilemiz var. Bu defile de sizleri bekliyoruz, seyircilerimizi de bekliyoruz. 21 Aralık akşam saat 19'da Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelecek olan milli kıyafetlerin sergileneceği çok güzel bir defile yapmak istiyoruz.